Merhaba arkadaşlar, ben Gülsen. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Biz bugün hengel yapacağız. Iğdır yöresine ait hengel. Hani şu hengel diyorlar ya, ondan. Hengel. Şimdi onun sosunu hazırlıyoruz. Domatesleri yazın olduğu için domatesleri rendeliyoruz. Ama kışın tabii ki salçadan yapıyoruz. Domates sosundan yapıyoruz. Yani nasıl isterseniz. Şimdi yaz olduğu için domatesleri rendeleyerek yapıyoruz. Bu sosu olacak. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Hepimizden inşallah Allah razı olsun. İzleyenlerden de Allah razı olsun. Amin. Arkadaşlar, sosumuz bu. Yalnız içine az da domates salçası koydum. Daha güzel olsun rengi diye. Şöyle çekebilirsem tekelle. Karışmış. 3 tane mi domates rendeledik? Evet, 3 tane domates, 4 tane domates rendeledik. Bir yemek kaşığı salça koyduk işte. Sosumuz bu. Bu suyu döktük. İşte bu. O döktüğümüzde kabukları atmayalım diye üzerine az tuz koyup sulandırıyoruz. Yani kendi suyu çıkıyor, ona buraya katıyoruz. Arkadaşlar, soğanımızı da doğruyoruz gördüğünüz gibi. Domates sosumuz. Şöyle. Bu da biraz daha pişecek. Sosumuz oldu arkadaşlar. Şöyle. Bu hengelimizin sosu olacak. Arkadaşlar, soğanımız da bu. Bunu şimdi yağda kavuracağız. Bu da hengelimizin üzerine konulacak olanlardan birisi. Sosumuz bu. Soğanımız bu. Soğanımız az biraz daha pişti mi yetecek. Biz bu arada fıstıkları da hazırlıyoruz. Dolmalık biberleri içlerini çıkarıyoruz. Şöyle. Nerede o çıkanlar? Şöyle çıkardık. Bunları ipe dizeceğiz. Şu ipi aldık dizmek için. Bu sene kurutmamıştık. Daha yeni kurutacağız. Bir de patlıcan. Bunu da acı suyunu almak için tuzlu suya koyduk. Şu vaziyet soyduk. Kimini direkt soyduk, kimini alacalı soyduk. Allah herkesin hazırladıklarını sağlıklı yemeği nasip etsin. Şimdi soğanı da kapattık. Tuzumuzu da kapattık. Başka tencereye boşaltıyoruz. Tavadan. Bu şimdi böyle kalacak. Hamurunu şimdi yapacağız. Hamurunu açmaya başlayacağız. Yoğurup açacağız hamurunu. Ay. Biberler ve patlıcanlar ipe dizildi. Bunlar da yukarıya asılacak. İnşallah çatıya kurusun diye. Sağlıkla yedirsin Allah'ım. Amin. Eline emeğine sağlık ablacığım. Bizim kışlıklarımız da bunlar. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Bizim biraz fazla olabilir. Siz daha az da yapabilirsiniz. Daha çok da yapabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Bu hamurun içinde sadece un, su, tuz. Başka bir şey yok. Biraz sert bir hamur olacak. Mantı hamuru gibi işte.
En basit o. Mantı hamuru gibi olacak. Biraz su alayım ben. Suyumuz da yaz olduğu için çok sıcak su kullanmıyoruz. O da ısısındaki suyla yoğuruyoruz. Kıvamımız bu. Hamurun kıvamı bu. Biraz sert. Yani mantı hamuru gibi. Bunu şimdi biraz dinlendirip sonra açmaya başlayacağız. Bezeleri yapıp açmaya başlayacağız. Arkadaşlar, pengelin suyunu koyduk. Bu kaynarken de şimdi başlayacağız hamurumuzu halletmeye, açmaya. Arkadaşlar, biz bezeyi yapmaya başladık. Bezelerimizi böyle tutuyoruz. Şimdi biraz da bezede dinlenecek. 5 dakika sonra açmaya başlayacağız. İşte bu. Arkadaşlar, açmaya başladık. Yani mantı hamuru gibi kalınlığı olacak. Oklavayla açmıyoruz. Merdaneyle açıyoruz. Biz öyle yapıyoruz. Arkadaşlar, şimdi kesiyoruz işte. İnceliği böyle oluyor. Şu vaziyet. Daha büyük de yapabilirsiniz. Şu kadar. Ununu unladık. Çünkü yapışmaması gerekiyor. Suya atacağız ya. Şöyle unlayarak süzgece alıyoruz. Arkadaşlar, fazlalık ununu alıyoruz ve kaynayan suya döküyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun pişmesini bekliyoruz. Pişti mi çıkaracağız. Arkadaşlar, çıkarınca böyle yağlıyoruz. O da kavurduğumuz soğanın yağını döküyoruz. Hani yapışmasın diye birbirlerine. Sonra isteğe göre ne dökmek istersek onu döküp servis edeceğiz. Soğan, sos, sarımsaklı yoğurt. Şeye tökün. Şu anda ununu eriyoruz. Bir yandan burada pişirilirken bir yandan burada hazırlık devam ediyor. Allah razı olsun. Biraz meşakkatli ama keyifli bir yiyecek işte. Henge. Yöremizin güzel ve özel bir yemeği. Evet arkadaşlar, çıkarıyoruz şimdi kaynayan sudan. Gördüğünüz gibi pişti. Ve buradan götürünce hemen yağlayacağız. Yapışmasınlar diye. Evet arkadaşlar, şimdi yağlıyoruz. Demin de gösterdiğimiz gibi. Şimdi servis tabağına alacağız. Arkadaşlar, bitti.
Gördüğünüz gibi sarımsaklı yoğurt, sos ve soğan. Biz bunlarla yiyoruz. Sizin gönlünüz ne isterse. Kimisi kıyma da kavurup dökebiliyor ama biz böyle seviyoruz. Merhaba arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık. Biz bunu zaman zaman yapıyoruz, yiyoruz. Sizlere de öneriyorum. Zevkle yiyeceğinize inanıyorum. Bunu her yiyen keyifle yiyor. Tadı damağınızda kalacaktır, inanıyorum. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdiden yapacak ve yiyeceklere afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.